Tarhana yapıyoruz, tarhana. Hem de 9 gün mayaladık. Şimdi videoyu izleyerek adım adım siz de bizlerle birlikte tarhana yapabilirsiniz. Tarhana yapımına başladık. 4 kilo kapya biber, 1,5 kilo domates, 1,5 kilo soğan, 1 su bardağı tuz, 2 kase yoğurdu süzdürüyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi o 1 kase kalacak. Süzüldükten sonra 1 kase çorba kasesi yoğurt, aldığı kadar un yapacağız arkadaşlar. Zaten tarifi yaparken ayrıntılı olarak anlatacağız. Anne, istedikleri baharatları kendileri ekleyebilirler. Evet. Siz istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kapya biberlerimizi bir güzelle yıkadık. Doğramaya başladık. Anneciğimle birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Biberlerimizi doğruyoruz. Birazdan tenceremizin içerisine alacağız ve hiç içerisine su koymadan kaynatmaya başlayacağız. Biberlerimizi tencerenin içerisine alıyoruz arkadaşlar. Kendi buharıyla üzerini kapatıyoruz, değil mi anne? Evet. Üzerini kapatıyoruz kendi buharıyla. İyice suyunu salacak. Biberlerimizin üzerine 2 tatlı kaşığı tuz koyacak annem. Çünkü daha çabuk biberin erimesini, pişmesini Pişmesini sağlıyor. sağlar, evet. Tamam. Tamam. Arkadaşlar, ekşi ekmek mayası kullanıyoruz biz tarhana yaparken. Ekşi ekmek mayanızı da mutlaka bulundurun tarhana yaparken. Şöyle annem soğanları şu anda doğramaya başladı. Anne, iri iri doğruyoruz değil mi? Evet. Çünkü bunlar kaynayacaklar. Domatesle soğanı beraber kaynatacağız çünkü. Domatesle soğan birlikte kaynıyor. Biber tek başına kaynıyor. Biberin suyunu ayırıyoruz. Evet. Domatesle soğanın suyu kalıyor. Evet. Domateslerimizi de soğanın üzerine doğruyoruz arkadaşlar. Şimdi onları annem karıştırıyor. Hiç su koymuyoruz içerisine. Kendi suyuyla pişiyorlar. Evet. Şimdi biberi doğrama vakti geldi. Arkadaşlar, tarhanamızın malzemelerinin hepsini hazırladık. Biberleri kaynattık, domatesi, soğanı kaynattık, biberlerin suyunu süzdük. Daha önce de söylemiştim, suyu süzülecek diye. Biberlerin suyu süzüldü. Leğenimizin içerisine aldık. Şimdi sırayla diğer malzemelerimizi de alacağız. Şimdi sıra geldi domates ile soğanımıza. Onları da alıyoruz. Dediğim gibi isterseniz kendiniz içerisine istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ama biz yıllardır, yani benim annem böyle yapıyor. Annem babaannemden öğrenmiş, babaannem böyle yapıyor. Babaannem de kayınvalidesinden. Yıllardır böyle yapıyorlar. Şimdi ekmek mayamız değil mi anne? Ekşi mayamız, evet. Evet, ev ekmeği mayası var ya arkadaşlar. Ev ekmeği yapıyoruz. Köy yerlerinde Köy yapılan. yerlerinde yapılan. İşte o ev ekmeğinin mayası, ekşi mayamızı ekliyoruz. Şimdi ne veriyorum sana? Yoğurdunu ekle. Arkadaşlar, yoğurdumuzu süzdük. Gördüğünüz gibi 2 kase yoğurt süzdüğünüz zaman böyle koca bir kase süzme yoğurt oluyor. Hani tuzu vereyim mi? Tuzu ver. Şöyle bakın arkadaşlar. Tuzumuz da ekleniyor. Annem biraz göz kararı yapacak şimdi. Evet. Tabii canım, yani çok tuzlu sevenler daha çok tuzlu yaparlar. Çok tuzlu sevmeyenler, ama tuz olmazsa da nasıl? Olmaz yani. Biraz tuzunun belirli olması gerekiyor. Evet. Anneciğim, Şimdi sen de unu anlat bize. ilave edelim. Şimdi unu ben sana yavaş yavaş un ilave edeyim. Şöyle. Şimdi elimden karıştıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bereketini arttırsın inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Elimizden devam edelim şimdi yoğurmaya. Anneciğim, şimdi soracaklar bize bu kadar malzemeye ne kadar un diye. Bunun kıvamını sen bana söyle. Yani ne olması lazım ki tamam, un tamam deriz buna. Biz şimdi bu ölçüyü 5 kilo una göre yaptık. 5 kilo una göre Yani yapıldı. 5 kilo una göre yaptık. Ama unlar bazen kabul etmeyebiliyor. Bazen fazla oluyor. Bu sefer o biberden akıttığımız suyu ayırıyoruz.
Eğer az gelirse oradan ilave ediyoruz aslında. Biber suyundan biraz ilave ediyoruz. Edebiliriz, evet. Mesela un fazla geldi, biraz biber suyu evet. ilave edip devam ediyoruz yoğurmaya. Evet. Bir şey daha soracağım. Evde hani ev ekmeği yaptığımız hamur kıvamında mı oluyor? Ev ekmeği hamur az kıvamında. Az daha kuru olacak. Az daha kuru olacak. Kuru olacak tabii. Ve arkadaşlar bu taranayı biz sert yoğuruluyor. Evet, 9 gün bekleteceğiz. Biliyorsunuz 9 gün mayalanması sert gerekiyor. Ekşimesi gerekiyor. Bek buraya olduğu gibi. Şöyle yapayım. Ekşimesi gerekiyor değil mi anne? Tabii. Nasıl yapıyoruz? İlk 3 gün her gün yumruklanıyor. Yumruklanıyor. Sonra 2 günde bir yumruklanıyor. Gün aşırı. Ben de bunları zaten kısa videoları takip ediyorsanız eğer kısa videolarda da zaten böyle ayrıntıları sizlere vereceğim. Ama tabii ki videonun uzun halinde de hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi biz daha yoğurmaya devam edelim bunu. Biraz da ben yoğurayım. Şöyle videoyu kapatayım, biraz da ben anneme yardım edeyim. Yoğurma işlemleri devam ediyor. Annem dedi ki ben yaparım. O yüzden şimdi annem yoğurmaya devam ediyor. Ama sonra takipçilerim diyor ki bütün işi annenize yaptırıyorsunuz diye. Oysa ki bilmiyorlar. Arka planda ben de çok fazla çalışıyorum. Şu anda sadece kamera çekerkenki yerleri görüyorsunuz siz. Ben kamerayla çektiğim için diğer zamanlarda tabii ki hiç durmadan çalışıyorum. Kışlık yapmak kolay değil. Daha bunu un ekleyeceğiz mi anne? Biraz daha un ekleyeceğiz. Tamam. Arkadaşlar yoğurma işlemini bitirdik. Anne kıvamını iyice bir göster. Kıvam bu. Bak parmakların zor giriyor içine. Evet. Mesela örneğin biberinizi aldınız ama hamurunuz o kadar da kırmızı durmuyor. Yani artık bilmiyorum eski biberler gibi değil tam olarak kızartmıyor. Anne biber salçası ekleyebilirler değil mi? Ev yapımı böyle biber salçanız varsa artık dışarıdan evden biraz biber salçası eklerseniz taranınız iyice böyle kırmızı olur arkadaşlar. Biz biraz ekledik çünkü. Biz de biraz ekledik. Bu unun sertmemin sebebi kabardıkça, biberler su saldıkça un onu çeksin diye. Evet. Şimdi bunun üzerini kapatacağız bir güzel değil mi anne? Evet güzel saracağız ki mayaya gelsin. Mayaya gelecek. Arada bir açacağız. Ondan sonra yumruklayacağız biraz. Değil yarın. Mi anne? Yarın. Kabaracak çünkü yarın açacağız. Evet. Yarın tabi bu videonun devamını çektiğimiz için arkadaşlar. Siz hepsini aynı gün izleyeceksiniz. Aynı dakikalarda biz bu işlemi 9 gün yapacağız. Evet. Sonra kopartacağız. 9. gün kopartacağız hamurumuzu. Evet. Kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra geçireceğiz onu. Un haline getireceğiz. Evet. Devam edeceğiz. Tarhanımızı bir gün dinlendirdik. Şimdi ilk yoğurmasını yapacağız. Evet. Çünkü 3 gün boyunca her gün. Değil mi anneciğim? 3 gün boyunca her gün yumruklayacağız. 3 gün sonunda da 2 günde bir yumruklayacağız. 9 gün mayalanacak. Bu taranın özelliği bu. 9 gün mayalanıyor. Bizimkisi Trakya taranası değil mi anne? Evet. Trakya'da biz hep böyle yaparız. Şimdi her yerde yapılıyor artık. Ama her yerin de değişik. Değişik, evet. Değişik ama onlar da çok güzel. Ben Malatya'nın taranasını da yedim. İç Anadolu taranası da yedim. Doğu'nun yani her yerin, Trakya'nın her yerin taranası bir başka ayrı bir lezzetli oluyor. E tabii biz de alışmışız bizim taranımızda. Çok güzel oluyor. Çok seviyoruz. İyice böyle güç vere güç vere değil mi anne? Evet. Şimdi havasını aldık. Tekrar mayalanacak. Şöyle. Arkadaşlar tarhanamız mayalanıyor. İkinci yoğurmamız değil mi anne bu? Evet. İkinci gün yoğurması taranamızın. Söylemiştik biz size. Bu tarhana 9 gün mayalanıyor. Çünkü mayalandığı zaman çok daha şifalı oluyor. Tadı da daha güzel oluyor değil mi anne? Ekşidikçe güzelleşiyor. Güzelleşiyor. Tatlanıyor. İlk 3 gün bu şekilde yapacağız. Ondan sonra 2 günde bir arkadaşlar 9 güne. Kabarması kesildi mi bir daha yumruklamıyoruz. Değil mi? Zaten. O zaten tabii. Kendini belli ediyor. Kabarması kesiliyor. Bir kez daha yoğurmuyoruz onu. O güne kadar yoğuruyoruz arkadaşlar. Çok şifalı. Mayalana mayalana ekşiye ekşiye yapılır tarhana. Onun şifası orada. Probiyotiği orada. Evet uzun videoları da çekmeye devam ediyorum.
Tarhanamızın üçüncü günü yoğurmasını yapıyoruz. Yine kabardı. Bu kabarma bitene kadar yoğuracağız biliyorsunuz. Ama şimdi full 3 gün yaptık. 2 günde bir yapacağız değil mi anne artık? Evet. Çünkü bu kadar kabarmayacak artık. Aklınızda bulunsun. Artık tatlanmaya dönecek. Evet. Beşinci günümüzün yoğurmasını yapıyoruz. Biliyorsunuz en son üçüncü gün yoğurmuştuk. Şimdi beşinci günün yoğurmasını yapıyoruz. Size hem kısa videolarda hem uzun videolarda şöyle görüyorsunuz. Hazırlıyorum. İkisini birden çekiyorum şu anda sizin için. Artık zaten yavaş yavaş kabarmayı da bıraktı değil mi anne? Bıraktım, artık kabarmıyor. Ama 9 gün onu tabii bekleteceğiz. İyice çünkü ekşimesi lazım. Ekşi. Ne kadar ekşi olursa o kadar şifalı oluyor. Tarhanamız ne kadar beklerse, mayalanırsa tabi o kadar güzel oluyor, o kadar lezzetli oluyor içerken. O yüzden şöyle yoğuruyoruz. 5, şimdi 7'de yoğuracağız arkadaşlar. 2 gün yoğurmayacağız, 7. gün yoğuracağız. Güzel, çok güzel ama anne, değil mi? Bu tarhanamız harika oldu. Harika oldu ya. Çok güzel oldu. Anneciğimin de ellerine sağlık. Tabii yılların birikimi yani arkadaşlar. Yılların birikimi. Dediğim gibi 8. gün yoğurmuyoruz. 9. gün kopartıyoruz arkadaşlar. 9 gün önce tarhanamızı yoğurduk. Tam 9 gün beklettik. Kısa videolarda her seferinde size gün be gün gösterdim. Şimdi bezimizi serdik. Tarhanamızı koparmaya başladık. Şimdi tüm tarhanamızı bu şekilde kopartacağız, sereceğiz. Anne serin değil mi, böyle şey, serin dediğim rüzgar alan bir rüzgar yer olacak. Rüzgar alan yerde kurutacağız tarhanayı arkadaşlar. Şimdi ben hemen anneme yardım edeyim, tarhanamızı kopartalım. Tarhanamızı kopardık. Şöyle gördüğünüz gibi buradaki balkonun kapısında açtık. Rüzgar alacak. Rüzgar alacak, kuruyacak, kurudukça alt üst çevireceğiz. Şöyle göstereyim. Maşallah rengi de çok güzel oldu. Çok güzel tuttu tarhanamız. Allah hayırla yemeği nasip etsin. Tarhanamız kendini çekmeye başladı. Şimdi onları çeviriyoruz. Hatta şöyle bakın, burası güneş alıyor ya. Böyle halıyla birlikte çektik bu tarafa doğru. Çünkü güneş almaması gerekiyor. Güneş alırsa sulanır değil mi anne? Tekrar yaş haline gelir. Böyle o yüzden onu çektiği zaman. Evet, hatta bayağı çekmeye başlamış. Şimdi bir tur onları döndürüp ondan sonra küçülteceğiz. Şimdi taranalarımızı küçültüyoruz iyice. Annem elinde ufalıyor değil mi anne? Evet, ufalama işlemi yapıyoruz. Evet. Küçültüyoruz. Anneciğim şimdi bu şekilde de biraz kuruyacaklar. Kuruyacak. Ondan sonra artık incelteceğiz onu. Ondan sonra incelteceğiz. Hem de kevgirden geçireceğiz ki evet, un halini alacak. Az kaldı. Tarhanamızı pişireceğiz. Aslında biz yaşken bir kere pişirdik mayalanırken. 7. günüydü değil mi anne? 4. günü pişirdik. 4. günü mü almıştık? Evet. Bir parça almıştık. Bakalım hani tadı tuzu yerinde mi diye. Ay mis gibiydi. Krema gibi, böyle sen kremalı tarhana yapmışız gibi olmuştu. Çok güzel olmuştu. Hani arada böyle böyle yapıp şey yapacağız değil mi? Havalandıracağız onları. Havalandıracağız ki çabuk kurusun. Çabuk işimizi bitirelim. Evet. Şimdi ben anneme yardım edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın tarhanamızı geçiriyoruz. Annem ovalıyor. Ben de kevgirden geçiriyorum. Böylelikle un haline gelecek. Videonun tüm aşamalarını takip ederek yaparsanız eğer, sizlerin de böyle harika tarhanası olur.
Mis gibi oldu. Çok güzel oldu. Taze tazeyken de böyle çorbasını pişirdik, yedik. Vallahi nasıl pişerken kaymak bırakıyor bir görseniz. O kadar güzel oluyor ki. Yapacak olanlara kolay gelsin. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Kaç gün daha böyle kuruyacak. Ondan sonra bütün kış afiyetle şifa dolu tarhanamızı tüketeceğiz. Görüşmek üzere.